Efendim EkoTürk TV ekranlarından hepinize merhabalar. Herkes hoş geldi. Bugün günlerden cuma, haftayı kapatıyoruz ve haftanın son Para Töner programı. Gelin şöyle günlere çıkan gündem başlarına bir göz atalım. Çünkü haftanın en önemli gündem maddesi şüphesiz dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıydı ve 100 bas puan değil, beklentilerden daha öte, yani 150 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Tabii ki bu faiz indiriminin gelmesi, toplantı karar metninde geçen önemli cümleler var. Hem indirimin hem de bu kurulan cümlelerin, toplantı karar metninde geçen ifadelerin anlamını birazdan iki tane çok değerli konuğum var ve bu konuklarımızla bu konuyu önüne boyuna, eline boyuna değerlendiririz. Ama gelin şimdi ilk başta günün öne çıkan 5 önemli gündem maddesine bakalım. İlk tarafta küresel piyasalarda tahvil baskısı devam ediyor. Çünkü ABD tahvil cephesinde getiriler noktasında oldukça sert sayılabilecek yükseliş hareketleri söz konusu. Hem 2 yıllık hem 10 yıllık hem de 30 yıllık cephesinde. Hatta şöyle notlarıma göz attığında 2 yıllıkların %4.63 seviyesine kadar yükseldiğini takip ettik. 10 yıllıklara baktığımız zaman %4.29 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan 30 yıllık tahvilin cephesine de baktığımız zaman o tarafta da %4.32 seviyesine kadar yükseliş söz konusu. Tabii ki tahvil getirilerindeki bu denli, bu derece sert yükseliş hareketi de an itibariyle en azından küresel tarafı yorumlamak gerekirse satış baskısını tetiklemiş durumda. Hem hisse senetlerinde geri çekilme söz konusu. Zaten tahvillerin getirisi yükseliyorsa demek ki tahviller satış baskısı altında olduğunu bize gösteriyor. Diğer taraftan kripto paralarda yine satışların olduğu ve emtia cephesinde de özellikle altın fiyatlarında baskı altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem Amerika 10 yıllık devlet tahvilini ve diğer tahvil getirilerini hem de dolar endeksini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Neden? Çünkü FED üyelerinden şahin mesajlar hala gelmeye devam ediyor. Kuvvetli montanda, kuvvetli bir ses tonuyla şahin mesajlarını vermeye devam ediyor FED üyeleri. Bugün gelmiş olduğumuz noktada FED guvernörlerinden Lisa Kak yapmış olduğu açıklamada oldukça şahin mesajlar verdi. Enflasyonda henüz bir geri çekilme olmadığını dile getirdi Cook ve dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada da şu anda faiz arttırımlarının devam etmesi gerektiğini, tabii ki bir noktadan sonra da faiz arttırımlarına ara verilmesi gerektiğini de yine dile getirdi. Yani yapılan açıklamada aslında bakarsanız hem Kasım ayında 75 bas puanlık faiz arttırımı neredeyse kesin gibi. Çünkü son gelen Amerikan enflasyonu bu datayı kesinleştirdi. Bu yorumu yapmak bence çok yanlış olmayacaktır ama Aralık ayında piyasalar 50 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyordu ama FED üyelerinden gelen şahin mesajlar Aralık'ta da 75 bas puanlık faiz arttırımlarının devam edeceğine dair algıyı ve beklentileri oldukça kuvvetlendiriyor. Diğer taraftan Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker'da yapmış olduğu açıklama yine önemli ve FED faizinin bu yıl sonuna kadar %4'ün oldukça üzerinde olması gerektiğini dile getiriyor. Burada oldukça üzerinde tabirin altını çizmek istiyorum. Çünkü Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker bu kelimenin altını net bir şekilde çizmiş. Yani yıl tamamlanmadan %4 seviyesinin oldukça üzerinde bir Amerika'nın politika faizi olması gerektiğini dile getirmiş Harker. Diğer 3 maddemiz yurt içi tarafı ilgilendiriyor. Önemli datalar var. İlk etapta tüketici güven endeksi yılın zirvesine yükselmiş durumda. Şöyle bakıyorum, Ekim ayında 76.2 seviyesinde yükseldi ve aylık bazda, yani bir önceki aya göre %5.3 oranında tüketici güveninde bir artış var. Dolayısıyla da 76.2 seviyesine ulaşmasıyla beraber bu seviye yılın en yüksek seviyesi. Diğer taraftan hanenin, yani hane halklarının maddi durumuna baktığım zaman önceki aya göre %8.4'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Ve gelecek 12 aylık dönemde de genel ekonomik durum beklentisinin 74'ten 77.9 seviyesine de yükseldiğini takip ediyoruz. Evet, tüketici güveninde bir miktar toparlanma var ama şu dipnotu da vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki PMI verilerinde 50 seviyesi eşik değerse, tüketici güveni verisinde de 100 seviyesi eşik değerdir. Eğer 100 seviyesine yükselirse, tüketici güven endeksi ve 100 seviyesinin üzerine yükselirse, bu ekonomiye duyulan güvenin arttığı, kuvvetlendiği anlamına gelir ama 100 seviyesinin altında kalıcı sağlandığı sürece aslına bakarsanız tüketici güveni hala zayıf kalmaya devam ediyor. Sadece bu zayıflığın montanında bir miktar azalma olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan enflasyonu ilgilendiren önemli bir veri açıklandı. Tarımsal girdi enflasyonu ve tarihi yüksek seviyesini gördü. Ağustos ayında aylık bazda %1.64 oranında arttığını gördük tarımsal girdi enflasyonu ama yıllık baz tarihi zirvede, o tarafta da %135.06, yani %135 seviyesinin
üzerinde bir artış kaydetti tarımsal girdi fiyatları yıllık bazda. Son gelişme Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu açıklama ve Sayın Nebati diyor ki dönüşümün acı verici geçeceğini zaten hesaplamıştık diyor. Yani ekonomik noktada Türkiye ekonomi modeli altında ekonomik bir dönüşümün söz konusu olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ve bu modelin bazı acı verici unsurları beraberinde getireceğine ilişkin beklentilerini ve bu gelişmeyi yani acı verici gerçeği de hesapladıklarını dile getirdi. Fakat Ukrayna-Rusya savaşının baş göstermesi ve bu savaşın her geçen gün montanını iğmesini arttırması sebebiyle de bu acı verici unsurun ya da hissedilen acının daha da arttığını, daha da yükseldiğinde yine Nurettin Nebati yapmış olduğu konuşmasını net bir şekilde dile getirdi. Evet, günden öne çıkan gündem başları bu şekildeydi. Gelin şöyle bir de konuklarımıza geçmeden önce kısaca hatırlatma babında bir fiyatlamalara bakalım. İlk etapta yurt içi tarafla başlayalım. Borsa İstanbul 3920 seviyesinde işlemler geçiyor. Dolar TL 18.60. Yani dünkü Merkez Bankası'nın beklentilerinin ötesinde faiz indirmesine karşılık bile Dolar TL'de net bir oynaklık yok. Tabii ki bu oynaklığın oluşmamasının sebebi de konuklarımıza değerlendirebileceğim bir konu olabilir. Euro TL'ye bakacak olursak 18-14 seviyesinde işlemlerin oluştuğunu görüyoruz ve sepet kur 18-37, gram altında da 972 TL seviyesinde işlemlerin oluştuğunu yine takip ediyoruz. Şöyle bir de küresel tarafa bakalım. Çünkü son dönemde dolar endeksinde bir yukarı doğru hareketlenme söz konusuydu ve 113 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama yine takip etmiştik. Dolayısıyla dolar endeksindeki yukarı doğru hareketlenmenin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli ve an itibariyle 113.44 seviyesindeyiz ve %0.54 seviyesinde oransal bazda bir yukarı doğru hareketlenme var. Euro dolar paritesi 0.97.55 seviyesinde, pound dolar 1.11.32. Biliyorsunuz dün itibariyle İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifası vardı ve istifanın ardından da yine pound dolar paritesine baktığımız zaman çok keskin bir oynaklık yok. Ama an itibariyle pound Amerikan dolarına karşı değer kaybediyor. Dolar yen 151 seviyesinde üzerindeyiz. Bu hafta içerisinde Japonya Merkez Bankası'ndan bir müdahale ya da Japon hükümetinden sözlü ya da net eylemsel olarak bir müdahalenin gelme ihtimali oldukça kuvvetliydi ama hafta bitmek üzere. Bakalım gelecek mi? Tabii ki daha bunun hafta sonu da var ama yakından takip ediyor olacağız çünkü 151 seviyesinde aşmış bir dolar yen paritesi var. Dolar İsviçre frangı da 1.01 seviyesinin üzerinde işlemler geçiyor. Dolayısıyla görüldüğü gibi Amerikan doları hemen hemen tüm küresel para birimlerine karşı değer kazanıyor. Son olarak diyorum ama tabii daha tahvil ve ardından da emtia cephesi var ama şöyle tahvil cephesine bakalım. 2 yıllıklar, 10 yıllıklar ve 30 yıllıklarda yükseliş hareketleri hızlanmış durumda. Hafta başında bu derece sert bir yükseliş hareketi aslında bakarsanız yoktu ama kuvvetli sayılabilecek bir toparlanma vardı. Ama bu toparlanmanın gelmiş olduğu unsur bakın 2000 mesela Amerika 2 yıllıklar 4.61 seviyesinin artık üzerinde. Dünkü kapanışa göre çok hafif bir yükseliş hareketi olsa da oldukça kuvvetli bir seviye. Çünkü bugün gelmiş olduğumuz noktada özellikle önümüzdeki yılın Mart ayı gibi Amerika'da swap piyasalarındaki fiyatlamalar %5'e yaklaşan hatta belki de %5'in de üzerine çıkması muhtemel bir Amerika politika faizi beklentisi içerisinde. Dolayısıyla yakın bir vadede %5 seviyelerine ulaşması muhtemel hatta %5'in de üzerine çıkma ihtimali barınıyorsa ki hem son yapılan açıklamalar hem de Fed'in atması muhtemel adımları ikisini bir araya harmanlayıp yorumladığımız zaman bu sonuç çıkıyor. Dolayısıyla tahvil getirilerinde de yükseliş hareketinin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli. Özellikle bu noktada görece daha kısa vadeli olan yani 10 ve 30 yıllıklara göre görece daha kısa vadeli olan 2 yıllıkların Fed'in politikasına cevap vermesi daha hızlı, daha kuvvetli oluyor. Bu da aslında çok normal, çok doğal bir şey. Sadece Amerika için değil bütün dünyada tahvil getirilerinde oluşan unsur bu. Dolayısıyla tahvil getirilerinin %5'lere ulaşması aslında bakarsanız 2 yıllık özelinde çok şaşırtıcı olmayacaktır önümüzdeki dönemde. Böyle bir risk var. Bunu net olarak söyleyelim, söylemekte fayda var. Ama an itibariyle 4.60 seviyesinin de üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu takip ediyoruz. 10 yıllıklara geldiğimiz zaman 4 seviyesi aşılacak mı, aşılmayacak mı tartışmaları içerisinde rahatlıkla aşıldı. Ve gelmiş olduğumuz nokta %4.27 seviyesindeyiz. Ve %4.27 seviyesinden daha da yukarılara doğru çıkma ihtimali var mı?
mevcut gelişmeler dahilinde nasıl ki 2 yıllık da yükseliş hareketinin daha da devam etme potansiyeli barındırdığını dile getiriyorsak tabii ki hem 10 hem de 30 yıllık tahvil cephesinde yine bunları söyleyebiliriz. Ve diğer taraftan da 4.29'a çıkmış bir Amerika 30 yıllık tahvil getirisi var. 30 yıllıklar aslında bakarsanız çok büyük anlam taşıyor. Çünkü Amerika cephesinde mortgage kredilerin faiz getirileri ABD 30 yıllık tahviline de bir miktar endeksli. Hatta net endeksli, bir miktar demeye gerek yok. Dolayısıyla 30 yıllıklardaki yükseliş hareketi de konut kredi maliyetlerini yukarı doğru itme sebebiyle Amerika'da konut sektörüne ilişkin belirsizlikleri de arttırmış durumda. Zaten bu hafta içerisinde hatta bugün itibariyle de ABD cephesinden gelecek konut verilerini de yakından takip etmek gerekiyor. Şöyle bir de emtia cephesine bakalım son olarak. Altın fiyatları, Brent petrol, Am petrol genel itibariyle bir gevşem var. Özellikle altın fiyatları $1,626 seviyesindeyiz. Hem ABD 10 yıllıkların hem de özellikle tahvil cephesinde yükseliş hareketi yaşanıyorsa ki az önce gösterdik kuvvetli bir yukarı doğru hareketlenme var. Çok doğal olaraktır ki altın fiyatları da baskı altında kalabilir ki kalmakta. Diğer tarafta Brent petrol $91.08, Ham petrol de $85.13 seviyesinde işlemler geçiyor ve genel itibariyle emtia piyasası da oldukça satıcılı. Evet, günün çıkan gündem başlığını belirttik. Dünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı kararı, toplantı metninde geçen ifadeler. Gelin şimdi tüm bu gelişmeleri konuklarımızla değerlendirelim. Evet efendim, programımızın birinci bölümünde Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli ile birlikte olacağız. Harun Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Harun Bey, konu belli. Aslına bakarsanız giriş maddemiz belli. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım. Piyasalar genel itibariyle 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Hatta dünkü toplantıyı yaşanmamış sayarsak 3 toplantı söz konusuydu ve her 3 toplantıda da 100'er bas puanlık faiz indirimiyle beraber... Evet. Politika faizinin %9 seviyesinde yılı tamamlayacağı beklentisi kuvvetlidir. Fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilerden ek 50 bas puanlık daha faiz indirimine giderek totalde 150 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Bu adıma nasıl yaklaşmak lazım? Siz nasıl değerlendirdiniz? Sürpriz olarak karşıladınız mı? Yani çok sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Zaten aslında gidilecek yer kısmen belliydi. Yani tek haneye, yani yıl sonuna kadar tek haneyi düşürme hedefi söz konusuydu. Buna istinaden de biraz daha bir hızlı adım atılmış oldu. Genel olarak zaten piyasada da çok fazla etkisi olduğunu söyleyemiyoruz. Zaten politika faizinin etkisizleştirildiğini kısmen Merkez Bankası'nın da söylediği bir durum. Ondan dolayı çok piyasalarda da bir olumlu ya da olumsuz bir etki yapmadığını söyleyebiliriz. Burada tabii ki sanki önümüzdeki ayda da bir 150 bas puan yaparak bu faiz indirimlerinde kısmen bir sürede sonlandırılacağına dair de bazı işaretler var tabii ki. Bu kısmen de aslında hiç yoktansa belli bir süre faizle ilgili yani bir beklenti oluşmamasına sebebiyet verebilir önümüzdeki süreçte. Harun Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi toplantı karar metninde aslında bakarsanız geçtiğimiz metinlerle bu metin arasında çok ciddi farklılık yok genel itibariyle. Ama bir cümle var ki, belki de en önemli cümle o. Zaten hani bir cümle var ki lafımdan, kelimemden sonra zaten siz hangi cümle olduğunu net bir şekilde anlamışsınızdır. O 150 bas puanlık faiz arttırımı. Yani Merkez Bankası diyor ki biz bu toplantıda 150 bas puanlık faiz arttırımı yaptık. Önümüzdeki toplantıda aynı montanda faiz arttırımını uygulayıp faiz arttırın döngüsünü kapatmayı değerlendiriyoruz tarzında bir açıklaması var. Yani buradan şunu mu anlamamız lazım? Hani az önce dedim ya, 3 toplantıda 100'er bas puanlık faiz indirimi değil de Kasım, daha doğrusu bu toplantıda ve Kasım toplantısında 150'şer bas puanlık faiz arttırımıyla beraber Aralık ayının pas geçilip %9 politika faiziyle yılı tamamlamak. Böyle mi anlamamız gerekiyor?
Ya aslında kısmen durum, yani geleceğe dair durum kısmen netleşmiş oldu aslında genel olarak. Yani muhtemelen önümüzdeki ayda da minimum 100, yani muhtemelen 150 bas puan yaparak bu faiz indirim süreci kapatılmak isteniyor. Aslında kısmen belirsizliği de azaltmış oluyor bir bakıma. Zaten dediğimiz gibi yani piyasa, yani politika faizinin genel olarak yani etkisizleştiği bir dönem içindeyiz zaten bu süreçte. Ondan dolayı da çok fazla bir piyasa etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Hatta belirsiz ortadan kaldırması açısından da kısmen olumlu da düşünebiliriz aslında bunu. Harun Bey, evet. Şimdi şunu da Tabii. sormak istiyorum. Peki, şu Tabii. konuda nasıl yorum yapmak lazım? Mesela Merkez Bankası'nın şimdi atmış olduğu adımlar tabii ki kredi maliyetlerini ciddi anlamda aşağı doğru getirebilir. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar var. Esnafa ilişkin krediler ve %7,5 olacak dedi kendileri faiz oranlarını. Diğer tarafta Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar var. Kredi Garanti Fonu özelinde kredi, yani belli ki bir kredi furyası söz konusu. Çalışmalar tamamlanmış ve çok yakın dönemde de bir harcama paketi devreye girebilir gibi duruyor. Şimdi diğer taraftan tabii ki Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sadece kredi maliyetleri üzerinde değil, diğer tarafta kredi kartı harcamalarında da mesela maliyetleri aşağı doğru itecek olan bir unsur. Şimdi böyle bir durumda hem ticari hem de bireysel tüketimin de artma ihtimali de kuvvetli bir noktaya gelmiş durumda. Aslında bakarsanız amaç da, yapılacak olan amaç da, ki sonuçta seçimlere çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla böyle bir amaç da güdülüyor olabilir. Peki bu durumun enflasyona ilişkin nasıl bir etkisi, bir tepkisi söz konusu olabilir? Özellikle de önümüzdeki yıla ilişkin. Çünkü Aralık ve Ocak ayında baz etkisi kaynaklı enflasyonda bir geri çekilme bekleniliyor. Yani muhtemelen tabii ki enflasyonda yani baz etkisi kaynaklı bir geri çekilme olacaktır diye düşünüyorum. Herhangi bir kur şoku yaşamazsak önümüzdeki süreçte. Yani tabii ki zaten hedef, yani şu anda amaçlanan zaten büyümeyi desteklemek. Büyümeyi desteklemekte de ana etken aslında harcama kalemleri. Harcamayı da kısmen canlı tutmaya çalışılıyor. Tabii burada kredilerde belki hedefli krediler tercih edilebilir. İşte ticari kredilerde kredi faizlerinde zaten belli tavanlar var gibi şu aşamada. Onlarda da aşağı yönlü hareketler göreceğiz muhtemelen. Genel olarak muhtemelen ticareti destekleyen, yani tüketicilere daha az odaklı bir yaklaşım önümüzde görebiliriz. Birçoktansa yani enflasyondaki negatif etkiyi azaltmak için. Bu şekilde bir yol izlenebilir. Tabii ki önümüzdeki süreçte büyümeyi desteklemek için gerekli adımlar da atılacak gibi gözüküyor. Bir de seçim öncesi süreç olduğu için de burada tabii ki dediğiniz yani tüketim harcamalarında da bir miktar artış olabilir önümüzdeki süreçlerde. Bu da tabii ki enflasyonda bir negatif etkisi olur. Bu adımların büyümeyi ciddi anlamda desteklemesini bekliyor musunuz? Çünkü zaten yılın ilk iki çeyreğinde çok kuvvetli bir büyüme temposuna sahip oldu Türkiye. Yanlış hatırlamıyorsam ortalama %7,5 oranındaki G20 içerisindeki en kuvvetli büyüme rakamından bahsediyoruz. Ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte büyümenin kompozisyonlarını da şöyle alt kırımlarına baktığımız zaman büyümeye ilişkin ciddi bir yavaşlama sinyali de var. Peki atılan bu adımlar, bu yavaşlamanın önüne set çekip daha da kuvvetli büyümesi muhtemel bir Türkiye ekonomisiyle Türkiye ekonomisini gerçekleştirir mi sizce? Ya daha kuvvetli demeyelim de yani daha normal büyüme trendine belki yani hiç yoktansa küçülmeme durumuna getirebilir diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte yani Avrupa tarafında ciddi bir resesyon riski gündemde. Ki onun sinyallerini zaten aslında sanayi tarafı hissetmeye başladı. Üçüncü çeyrekte hissetti. Dördüncü çeyrekte belki daha sert hissedecektir o tarafta. Yani aslında dış talep kısmında sıkıntılarımız var. Bundan dolayı da mümkün olduğunca yani iç tüketim desteklenebilir bu süreçte. Özellikle ekonomiyi canlı tutmak için desteklenebilir. Tabii ki onda negatif etkileri var. Dediğim gibi maalesef enflasyonda bunun negatif etkisi aslında. Orada dengeli bir yol izlenmeye çalışılabilir. Yani mutlaka ya hem avantajları hem de dezavantajları olan bir durum. Ama büyümeden çok taviz verilmeyecek gibi yine de biz seçim sürecine güçlü büyüme rakamlarına gideceğiz gibi gözüküyor. Onun için de mümkün olduğunca kredi kanalları açık tutulacaktır diye düşünüyorum. Harun Bey, peki Merkez Bankası'nın faiz indirdiği bir ortam Borsa İstanbul'a bugünden itibaren nasıl yansır? Ve özellikle de bankacılık sektörüne, bankacılık hisse senetleri için pozitif ek bir katkıda bulunur mu? Nasıl değerlendirirsiniz?
Ya aslında etkisi yok diyebiliriz. Yani bu aşamada etkisi yok diyebiliriz. Zaten artık politika faizi etkisizleştiğini, yani önemini, eski önemini kaybettiğini söyleyebiliriz. Çünkü arada ciddi bir açılma var. Artık enflasyonla politika faizi arasında ciddi bir açılma var. Tabii ki bankacılık tarafını aslında destekleyen bir unsur da var. Burada yani mevduat maliyetlerini aslında geriye getirici bir unsur. Gerçi piyasada mevduat maliyetleri de çok fazla inmiyor. Onu da belirtmekte fayda var. Ama maliyet tarafını destekleyen bir unsur. Ama diğer taraftan da kredi tarafında da bazı nasıl diyeyim tavanların koyulduğu bir durum. Onların da aşağı inmesi gerekecek tabii ki bu noktada. Çünkü işte Merkez Bankası referans faizine bağlanmış olan ticari krediler var. İşte o referans faizi de önümüzdeki ay düşecektir bu politika faizi indirimiyle birlikte. Orada da geriye çekilmeler gündeme gelecektir. Ama sonuçta bankalar tarafında özellikle o kredi mevduat markasında çok negatif bir etki olmayacaktır diye düşünüyoruz yani bu süreçte. Önümüzdeki yıl tabii ki farklı bir durum söz konusu. Yani orada özellikle son dönemde işte düşük faizle giren mevkur kıymetlerin belki negatif etkisi olabilir o süreçlerde. Kredi tarafında tabii ki baskı yani özellikle bu makro ihtiyati tedbirlerin bankacılık karlılığı üzerinde negatif etkileri gündeme gelecektir. Ama dediğim gibi genel olarak bakıldığında şu aşamada bankacılık özelinde çok negatif bir etki söz konusu değil. Hatta üçüncü çeyrek zaten kar tahminlerimizi vesairelerimizi gönderdik. Zaten piyasada da ortalama tahminler neredeyse belirginleşti. Önümüzdeki haftada zaten bankaların karları gelmeye başlayacak. Güçlü bankalarda güçlü finansallar göreceğiz ki bu muhtemelen dördüncü çeyrekte de bu şekilde devam edecek. Hatta artarak da devam edebilir. TÜFE endekslerinin çok yüksek bir katkısı olacaktır. Dördüncü çeyrekte de düzeltme katkısı da olacaktır o tarafta. Ondan dolayı bankacılık tarafında özellikle bir ani bir şok yaşamadığımız sürece yani bu trend devam ettiği sürece çok fazla bir sıkıntı gözükmüyor. Bir de tabii ki bu piyasaların canlı tutulmasının da verdiği, bankalara verdiği ciddi bir avantaj söz konusu. İşte aktif kalitesinde bir bozulma görmüyoruz. Orada işte şirketlerin karlılıklarında da bir sıkıntı çok fazla gözükmüyor. Ondan dolayı da işte takibe düşen krediler vesairelerde çok fazla bir sıkıntı yok. Bu da tabii ki karlılıkları olumlu etkiliyor bu aşamada. Peki Borsa İstanbul üzerinde önümüzdeki dönemde ya da yıl sonuna kadar yeni rekorlar beklememiz gerekiyor mu? Çünkü 4100, 4200'ler çok fazla konuşulan bir konu Harun Bey. Bu seviyeleri kadar Evet. yükseliş hareketi beklememiz gerekiyor mu? Sizce gerçekçi mi? Ya genel olarak bakıldığında ciddi bir enflasyonist ortamdayız. Kurların da ciddi anlamda yukarı geldiği bir ortamdayız aslında genel olarak geçen yıla bakıldığında. Bu ortamda gelen karlar da bir şekilde nominal olarak geçmiş karların üzerinde geliyor. Yani reel olarak demesek bile ki şu andaki karlıklarda reel olarak da ciddi artışlar söz konusu. Bakıldığında enflasyona göre de düzeltildi. Oldukça yüksek kar artışları var. Genel olarak ekonomide yani Borsa İstanbul üzerindeki şirketlere baktığımızda ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Ve karlar da çok güçlü geliyor. İşte geçen yılın üçüncü çeyreğinin devreden çıkacak olduğunu düşünürsek bu yılın üçüncü çeyreği devreye girecek ve yüksek karlar devreye girecek. Çarpanlar da bu şekilde geri gelecek. Şu anda BIST 100'ün FK'sı 7,2'lerdeydi sanırsam en son. Muhtemelen bu üçüncü çeyrek karları dahil olduktan sonra muhtemelen altıların altına inebilir. Çok yüksek banka karlılıkları var. Havacılıkta çok ciddi yüksek karlılıklar göreceğiz. Bankalarla birlikte işte holdinglerde de karlar yüksek gelecek. Perakende de çok güçlü karlar göreceğiz. Bunlara bakıldığında tabii ki yavaş yavaş aşağı yönlü yani düşme ihtimali azalıyor. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir süreçte çünkü TL bazlı şirket fiyatlamaları, TL bazlı fiyatlar her geçen gün aslında bir miktar geride kaldığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı da özellikle satış ihtimalleri ya da satışlar bir fırsat oluşturabiliyor. Onu söyleyebiliriz. Ondan dolayı da yukarı yönlü trend sanki devam edecekmiş gibi. Tabii bu süreç özellikle bu şu anda işte finansalların geldiği dönemde hisse bazlı hareketler vesaireler olacaktır. Finansallar açıklandıktan sonraki süreçte özellikle Kasım ortasından sonra tabii ki yeni hikayeler oluşmaya başlayacaktır. Orada biraz küresel piyasaları da takip etmekte fayda var. Ondan sonra artık önümüzdeki süreçteki beklentilere bağlı olarak tekrardan Borsa İstanbul yön çizecektir. Ama dediğim gibi yeni rekorlar önümüzdeki süreçte gelebilir bu süreçte.
Evet, Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Harun Dereli'ye değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet efendim, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümünde Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Serkan Yeşilyurt'la beraberiz. Serkan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Eren Bey. Serkan Bey, dün Merkez Bankası sürpriz yaptı aslına bakarsanız. Yani evet, 150 diyen de vardı. 200, yani gerçi 150 diyeni çok görmedim ama hani 200 bas puan faiz indirilebilir diyen bir kesim de vardı ama ortak konsensüs 100 bas puan indirildi ama 150 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Bu ölçekteki faiz indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü metindeki en önemli ifade, belki de tek değişen ifade, tabii ki değişiklikler var ama hani öyle çok kayda değer, evet işte burası ciddi sözlü yönlendirme diyebileceğimiz bir cümle yok ama sadece şu cümle var. Diyor ki kurul takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra, yani 150 bas puanlık faiz indiriminden bahsediyor sanki, faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Yani bu şu anlama mı geliyor? 150 bas puanlık faiz indirimi yapıldı. Kasım'da da 150 bas puan yapıldıktan sonra politika faizi %9'a düşecek ve Aralık ayında pas geçilecek. Hem bu senaryoyu nasıl değerlendiriyorsunuz hem de dünkü neden 100 değil de 150 bas puan faiz indirimi oldu? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Merkez Bankası faiz kararına baktığımız zaman evet, medyan beklenti 100 bas puanlık bir indirim yapılmasıydı ama 150 bas puanla girdi. Ne anlama geliyor 150 bas puan? Hani başka şartlarda olsaydı önden yüklemeli yaptı derdik bu olayı. Hani ama şu anda Merkez Bankası'nın politika faizinin çok da bir aslında piyasaya etkisi olmadığından kaynaklı, hani rasyonellik nedir arka tarafındaki, kestirmek de çok kolay değil. Yani hani neden yapıldığının cevabı çok benim tarafımda yok açıkçası. Ama bir hedef vardı. Tek haneli faize indirme hedefi vardı. Bu anlamda biraz erken davranılmış olabilir bu hedeflere ulaşmak anlamında. Önümüzdeki toplantıda belki 100 bas puan yapılır, belki 150 bas puan yapılır. Ama neticede yıl sonuna ya da daha doğrusu yıl başına girdiğimizde tek haneli faiz oranıyla gireceğiz gibi görebiliriz burada ya da yorumlayabiliriz. Onun haricinde çok da böyle hani bir çıkarım yapmak bilmiyorum. Çok rasyonel şeyler de değil. Şu anda aşağı doğru inişin neden olduğunu bilmiyoruz. Mesela açıklayamıyoruz bunu. Dünya faiz arttırırken bizim aşağı doğru faizleri çekiyor olmamız, hani bir arka tarafında şu anda hani sadece politikamız haricinde destekleyebileceğimiz bir nokta mevcut değil. O yüzden hani 150, 200, 100 bas puanın da çok bir hani benim tarafımda dediğim gibi bir açıklaması yok. Burada tabii metne bakmak gerekiyor. Metinde söylediğiniz konu önemli. Geçtiğimiz aslında Aralık ayındaki faiz artışını yapıp izlemeye geçeceğim dediği gibi bir yorum var. Yani tek haneleri indikten sonra artık izlemeye bakacağım, izlemeye geçeceğiz ve durum neyi gösteriyor ona bakacağız gibi bir sinyal var. Onun haricindeki metin içerisinde değişen çok fazla bir şey yoktu. Yine jeopolitik risklere atıf vardı. Yani bunların düzeleceğiyle alakalı çok da bir hani şey yok, ibare yok ama bu tarafa bir sinyal vardı. Yine büyüme vurgusu çok güçlü. Bununla alakalı makro ihtiyati politikalarının devam edeceği sinyalini aldık. Bu tarafta bu devam edecek gibi. Yine küresel merkez bankalarının ayrıştığı konusu yine geçtiğimiz metinde de mevcuttu. Ve barış ortamı vurgusu var. Ben tabii bu barış ortamının çok hızlı geleceğini düşünmüyorum bu tarafta. Yine bir de liralaşma vurgusu var her zamanki gibi. Tabii büyümeyi dış taleple aslında, dış talep zayıflamasıyla açıklayabiliriz bu tarafta. Dış talep zaten yurt dışındaki PMI verilerine baktığımız zaman uzun bir süredir bunun sinyallerini veriyordu. Hocam çok özür diliyorum. Kameralarımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın blockchain... Evet efendim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Programımız devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Serkan Yeşilyurt ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü 150 bas puanlık faiz indirimini konuşuyorduk. Hocam sözünüzü kesmek zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Buyurun, söz sizde. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmış olduğu bu etkinlik çok önemli. Çünkü bunu şeye de bağlarsak, bizim konumuza da bağlarsak, Türkiye tasarruf eksiği olan bir ülke.
Ve özellikle teknoloji ürün üretiminde de düşük seviyelerdeyiz gayri safi milli hasılaya göre. O yüzden bu tarafta hem Merkez Bankası boyutunda bir taraftan faizler aşağıya doğru inerken bir taraftan piyasayı desteklemeye çalışıyor aslında Merkez Bankası'nın almış olduğu bu kararla beraber. Kredi faizlerinin aşağı gelmesi de söz konusu. Tabii istenilen seviyelere gelebilir belki kredi faizleri ama bankaların da aynı zamanda buna istekli olması gerekiyor bu kredileri verme konusunda. Toparlarsak Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu karar daha sonraki dönemlerde artık kredi faizlerini nasıl etkileyecek? Bunu takip ediyor olacağız bundan sonraki dönemlerde. Hocam şimdi Merkez Bankası, az önce size bir cümle okudum ya Merkez Bankası toplantı karar metninden. Hı. 150 bas puanlık faiz indirim önümüzdeki ayda devam edebilir ve ondan sonra da faiz indirim döngüsünün sonuna geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapacağız tarzında bir cümle vardı. Hocam şimdi Merkez Bankası'nın daha önceki sözlü yönlendirmelerle bugüne gelmiş olduğumuz noktada sizce çok güvenilir olarak lanse edilmesi gerekiyor mu? Yani Aralık ayında da pas geçme değil de faiz indirimlerinin Aralık ayında da devam etme ihtimali siz nasıl görüyorsunuz bu cümleye karşılık? Şu anda hedef tek haneli faiz oranına indirmek. Onun haricinde şu anda Merkez Bankası'nın tek hane haricinde nereye doğru gideceği, sıfıra doğru çekecek mi çekmeyecek mi bununla ilgili bir şey yok aslında. Hani bir sözlü yönlendirmesi de yok. Piyasanın da böyle bir beklentisi yok. Yani şu tarz konuşmalar oluyor. Ya birden niye sıfıra indirmiyor falan Merkez Bankası diye konuşmalar geçiyor. Çok da böyle hani mantıklı olmayan boyutlarda. Ama hani öyle bir hedef yok. Hedef şu anda belli. Sayın Cumhurbaşkanı da yönlendirdiği gibi tek haneli sayıya indirebilmek faizi. O yüzden Merkez Bankası şu anda almış olduğu kararları 150, 200, 100 bas puan, Kasım'da değil de işte Aralık'ta alma gibi bütün kararları aslında bu yönde hareket ediyor. O yüzden önümüzdeki toplantıda dediğim gibi hani pas da geçebilir, 50 bas puan da indirebilir, 100 bas puan da birden 150 bas puan da indirip hedef şeye gelebilir. Yani nedir o, faiz miktarına gelebilir. O yüzden burada bence hani bundan sonraki dönemde acaba Merkez Bankası'na güvenilir mi? Burada durur mu? Durmaz mı? Piyasaya çok da bir etkisi yok. Yani durmama, ya 9 değil de 8 olmasının da çok farklı bir etkisi olmayacaktır veya 7 olmasının çok farklı bir etkisi olmayacaktır. O yüzden bence buradaki esas hedefin tek haneli sayıya inmek olduğunu hani görmemizde fayda var. Hocam şimdi tabii ki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri üzerinden de şöyle bir hesaplama yapıldığı zaman ticari kredilerde özellikle gevşeme devam ediyor ve daha önceki yapmış olduğumuz yayında size şunu sormuştum, siz de hatırlarsınız. Ticari kredi maliyetlerinde gevşeme olsa dahi kredi kullanım oranlarında da bir düşüş vardı. Ama şimdi gelmiş olduğumuz noktada ticari kredi kullanım miktarı, yani kredi hacminde de bir artış var. Hatta son 2,5 ayın en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Dolayısıyla faiz indirimleri ve diğer ek önlemler, makro ihtiyadi tedbir çatısı altında alınan ek önlemler kredi kullanım miktarını arttırma noktasında işe yarıyor gibi bir görüntü oluşmuş durumda şu anda. Peki diyelim ki bu doğru. Ve önümüzdeki döneme ilişkin kredi kullanım miktarları daha da artacağını varsayıyoruz. Ki yapılan, atılan adımların amacı da aslında bakarsınız bu. Çünkü sonuçta bir seçim sürecindeyiz ve iş talebin kuvvetli olması genel itibariyle tüm siyasi iktidarlar için pozitif bir süreç olur. Dünyanın her yerinde bu böyle. Peki hocam, büyüme, istihdam ve enflasyon üzerine nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Kuvvetli bir büyüme temposuna yeniden dönebilir miyiz? Çünkü 3. ve 4. çeyreklerde zayıf bir büyüme temposu bekleniliyordu. Şu anda sizin söylediğiniz aslında aktarım mekanizması. Yani evet, aktarım mekanizması işleyecek mi işlemeyecek mi bu tarafta, buna bakmamız gerekiyor. Şimdi üretici tarafına baktığımız zaman üreticinin maliyetleri çok yükselmiş durumda. Yani %150 bir şeyden üretici maliyetinin söz konusu. Ve böyle üretici maliyetlerin arttığı dönemler içerisinde üretici tarafından en önemli konu da maliyet artışı. Maliyet artışı da kur bazlı geliyor. Aslında biz tabii hani maliyetlerimizin birçoğu kurdan kaynaklı olduğu için şu anda mesela yapılan politikalarla beraber kuru bir seviyede sabit tutuyoruz. Ama bu seviyede sabit tutmamız maliyetlerin artmadığı anlamına gelmiyor. Üretici tarafında şu anda hala sıkıntılı bir dönem var. Öteki taraftan kredi ulaşım, erişim konusunda özellikle ticari kredilere verilere baktığımız zaman tabii bu tarafta bir ivmelenme sanki yukarıya doğru söz konusu. Ortalama ticari kredi faizli oranlarında aşağı doğru geldiğini farz edersek ve bundan sonraki yeni faiz indirimiyle beraber bunun da etkileyeceğini görürsek acaba onun etkisi ne olacak? Yani o taraf evet,
evet ticari kredi kullanma bir nevi yukarıya doğru baş kaldırmış gibi gözüküyor. Ama belli sektörlerde biliyorsunuz hani bu özellikle belli sektörlere verilen ayrıcalıklar vardı. O ayrıcalıklarla beraber o sektörler kredi erişiminde daha avantajlı. Şimdi biz enflasyonist ortamda bir ticari işletme gözünden en çok ihtiyaç duyduğumuz şey nedir? İşletme sermayesi. İşletme sermayesine ihtiyaç duyulduğu noktada bundan sonra acaba bu krediler KGF'lerle desteklenecek mi? Yani hazine garantisi verilecek mi? Ve bu alan genişletilecek mi? Bu taraf çok önemli. O yüzden işletmeci tarafından yani ticari krediye erişmek ve bankaların buna istekli olması artı buna bir de hazine desteği gibi bir durum söz konusu olursa o zaman bu tarafta ciddi bir canlanma ve bunun da büyüme tarafına etkisini göreceğiz diyorum ve bir parantez açıyorum. Burada büyüme tarafı diyoruz ama burada iç talebe şu anda esasında yönelmiş durumda. Çünkü dış tarafta bir zayıflama söz konusu. Yani dış talep tarafında özellikle PMI'lar boyutunda da baktığımızda Avrupa'da bir gerileme söz konusu. Resesyon kaygısı çok yüksek miktarlarda bu tarafta. O yüzden şu anda iç talebi destekleyici aslında bazı adımlar atılıyor ve büyümeden taviz vermek istemiyoruz. Merkez Bankası tarafında da baktığımızda atılan adımlar aslında günün sonunda büyümeyi destekleyici. Büyümeden fedakarlık edemeyiz. Enflasyondan fedakarlık ederiz ama büyüme tarafından fedakarlık edemeyiz sinyalidir bu. O yüzden bence hani Türkiye'deki bu büyüme yıllık bazda baktığımızda büyüme bir nevi beklentilerin yukarısına da gelme ihtimali söz konusu. IMF ve Dünya Bankası'nın vermiş olduğu verilerden çok çok hani yukarıda geleceğini ben düşünüyorum. Özellikle iç talep boyutunun yüksek olacağını. Çünkü enflasyonist dönemlerde biliyorsunuz bir şeye girdik, sarmala girdik. Nedir bu sarmal? Enflasyon yukarıya, gelir artışı, gelirlerde bir yukarıya sarmal şeklinde ilerliyoruz. Bunu önümüzdeki dönemlerde de göreceğiz. Mesela asgari ücrette tekrar bir yukarıya revize söz konusu. Beklentiler yüksek piyasada. Bunun neye etkisi olacak? Yine piyasada bir canlanmaya, bir iç talebin artışına etkisi olacak. O yüzden büyüme rakamlarının beklentilerin biraz daha yukarısına gelmesini ben bekliyorum. Hocam, kur korumalı mevduatın mevduata verilen faiz oranı da haliyle düşmüş oldu ve bugün gelmiş olduğumuz noktada %13,5. Diğer taraftan dolar TL'de de bir yukarı doğru hareketlenme yok, ciddi anlamda baskılanıyor, baskı altında. Hatta dün Merkez Bankası'nın beklentilerin ötesinde faiz indirimi yapmasıyla ki 100 bas puan bekleniyordu, 150 bas puan faiz indirimi yaptı. Kurda çok cılız bir yükselişin ardından geri çekilme gözüktü. Dolayısıyla burada bir baskı var. Diğer taraftan kur korumalı mevduat sisteminde uygulanan faiz oranı da az önce de bahsettiğim gibi %13,5 seviyesine kadar gevşemiş durumda. Atılan bu adımlar, bu hamleler KKM için ne ifade ediyor talep noktasında? Şimdi kur tarafına baktığımız zaman evet, yani burada hani rezervlere baktığımız zaman Merkez Bankası rezervlerine çok daha yukarılarda bir Merkez Bankası rezervine sahip olmamız gerekiyordu. Çünkü BDDK tarafından olsun, işte hazine tarafından, daha doğrusu makro ihtiyati tedbirler tarafında baktığımız zaman birçok alanda Merkez Bankası'nın rezervlerini destekleyici kararlar alıyor. Özellikle ZK'lar boyutunda. Diğer taraftan Merkez Bankası yine swap kanallarıyla beraber yine son verilere baktığımızda geçen haftada 106 milyarlık bir 106-107 milyarlarda bir rezerv söz konusuydu. Bu haftaya geldiğimizde 116 milyar dolarlarda bir rezerv söz konusu. Buradaki rezerv artışının kaynağı nerede diye baktığımızda bir sukuk ihracı olmuştu. 2,5 milyarlık kısmı bu sukuk ihracından. Diğer bir 2,5-3 milyarı lokal swaplardan dersek diğerleri de bankalar tarafından ZK'lardan gelen miktarlar. Bir yukarıya doğru sıçrama var. Para bulduğunuz sürece kuru dengeleyebiliyoruz. Tabii burada bir tarafta da KKM var. KKM de özellikle DTH'lar tarafını dengeleyici bir unsur. Yani bireysellerin DTH'a dönmesini engelleyici bir durum. Bu tarafta da bir cazibe oluşması gerekiyor. Şimdi kur bizim için kontrollü olarak aslında arttırıldı ve bir seviyelerde tutuldu. Şimdi KKM dönüşleri var. Bu arada bir hareketlenme olur mu olmaz mı kurda? Kurun serbest bırakılmasıyla alakalı bir durum bu. Biz şu anda kuru kontrol etmeye çalışıyoruz. Kuru kontrol etmeye çalıştığımız noktada bir şekilde Merkez Bankası burada silahlarını kullanıyor. Kullandığı silahların bazıları güçlü silahlar oluyor. Yani rezerv satışı gibi. Bu rezerv satışı önemli. Verilere baktığımızda Merkez Bankası'nın da rezerv sattığını görüyoruz kura müdahale anlamında. Kuru serbest bırakacak mı? Kur serbest bırakılırsa o zaman da KKM tarafında bir pozitif etki görüyor olacağız. Yani getiri anlamında. Şu anda KKM'nin de
makul ve mantıklı bir getiri seviyesinde olması, bundan sonraki dönemde bu kur seviyesinin tutulması, bu koridorda tutulması da çok mümkün değil. 2023'ün sonuna kadar ötelenen bir KKM söz konusu. O yüzden bu tarafta kurda da bir KKM'ye geçen kişi ne bekliyor? Kurda bir nevi yukarıya doğru gidiş, faiz aşağıya doğru geliyor. Ama kur aynı seviyede kalıyorsa o zaman bir rasyonelitesi kalmıyor. O yüzden önümüzdeki dönemlerde bu kur tarafında da bir hani nasıl bir hareketlenme olacak bunu izleyeceğiz. Evet. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Serkan Yeşilyurt'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim programımızın sonuna geldik. Herkese şimdiden sağlık, huzur ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.